hukuki olarak hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bazı işletmeler iade ve değişim hakkı tanımıyor. Hem online satış yapan işletmelerin hem de bizzat gidip ürün aldığımız dükkanların 14 gün içerisinde iadeleri kabul etmek zorunluluğu bulunuyor. Uzmanlar ayrıca bilinenin aksine ikinci el ürün satışı yapılan internet sitelerinde de tüketicinin iade hakkı bulunduğunun altını çiziyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Avukat Özlem Şen konuyla ilgili tüketicilere önemli açıklamalarda bulundu. İade değişim hakkı yoktur yazılarının tüketici koruma kanununda da mesafeli sözleşmeye ilişkin kanunda da hiçbir hukuki karşılığı yok. Yani değişim ve iade yapabilmeli firmalar. Kaç gün içinde? 14 gün içinde bunu yapıyor olmalılar ve bu ürünse alınan 14 gün içinde ürün teslim edildiği andan itibaren başlar. 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Sadece ürün değil, satın alınan hizmetlerde de cayma hakkının var olduğunu hatırlattı. Eğer bu bir hizmet ise, yani bir online kurs olabilir, online dersler olabilir. Bunlar söz konusuysa hizmet sözleşmesi kurulduğu andan itibaren kişiler cayma hakkını kullanabilir. Ticaret Sicili Gazetesi'nde kayıtlı firmaların değişim ve iade yapmak zorunda olduğunu belirten Avukat Şen, satıcının iade ve değişim kabul etmediği durumlarda tüketicinin izlemesi gereken yolu anlattı. Bunlara rağmen vatandaş iade hakkını kullanmak istiyor, 14 günlük ve süresi içinde de başvurmuşsa ve iade hakkı kullandırılmıyorsa, değişim hakkı kullandırılmıyorsa, o zaman E-Devlet üzerinden eğer tutarı aldığı ürünün veya hizmetin 104 bin TL'nin altındaysa tüketici hakları hakem heyetine başvurabiliyor. Tüketicinin mağdur olduğu, ürünün satıcıya kargoyla geri yollanmasına rağmen para iadesinin 10 gün içerisinde yapılmaması, iadenin kabul edilmemesi, sipariş edilen ürün yerine başka ürünün gönderilmesi gibi durumlarda tüketicinin satıcı hakkında suç duyurusunda bulunabileceği hatırlatıldı. 10 gün içinde ödenmesini bekleriz biz bu iadelerin aslında alıcı tarafa. Satıcı tarafından alıcı tarafına bu süreler içinde ödenmez. Çok yüksek günler geçerse, 90 gün, 70 gün, 60 gün bu süreler geçtiğinde de yine o tutara faiz işletebileceğini de vatandaşlara söylemiş olalım.